Tarih geçmişte yapılmış, şu anda elimizde olan ve fakat istikbali gösteren bir dürbündür. Açalken Mehmet Efe'nin dağ çıkışını tanıklık eden, Çakırcı'nın Mehmet Efe'nin sonunu hazırlayan, yapı olarak türünün ülkemizdeki tek örneği Arkos Kulesi. Nazilli'ye bağlı Esenköy'de bulunan yapı, bir Karya kenti olan Harpası Kalesi'nin eteklerinde kurulmuştur. Bazı kaynaklardan buranın ismi Arkos Kulesi olarak da geçmektedir. Arpaz beyleri tarafından 19. yüzyıl başlarına inşa ettirilmiş ancak burada 17. ve 18. yüzyıllara ait Osmanlı dönemi kalıntıları ile de karşılaşılmıştır. Bunu dayanarak da kalenin daha erken dönemlerde yapılıp sonradan yenilendiği de düşünülebilir. Burası bir bey konağı, güvenlik kulesi, ambar, ahırları ve eklentileri ile bir şatoyu andırır. Kule, Hacı Hasan Bey'in 2. Mahmut zamanında Rodos'tan getirdiği ustalara yaptırılmıştır. Arpazların Nazilli'ye gelişi. Tarih kitaplarına göre bir dönem İtalya'da kalan Sadrazam Gedikli Ahmet Paşa yanlış anlaşılmadan dolayı 2. Beyazıt tarafından öldürülmüştür. Daha sonra 2. Beyazıt bu yaptığından pişmanlık duyup Sadrazam'ın oğullarını Sipahi beyleri olarak atar ve Nazilli toprakları onlara bağışlar. Aydın isyanı ve Rodos'u sürdü. Arpazlı Hacı Hasan Bey'in konağında annesi ile birlikte karın tokluğuna ırgatlık ve sığır çobanlığı yapan Ker Mehmet bir kabahatinden dolayı dövülerek konaktan kovulmuştur. Sığınacak yeri olmayan Ker Mehmet annesiyle birlikte Atça'ya gider. Köyün ağası ve muhtar olan Hacı Hüseyinoğlu Şerif Hüseyin Ağa'nın yanında kır bekçiliği ve ırgatlık yaparken ağanın kızı Fatma'ya sevdalanır. Anası aracılığı ile kızı babasından istemesi ve bunun köyde duyulması Şerif Hüseyin Ağa'yı deliye döndürür. Benim kızım ırgata mı kaldı diyerek Ker Mehmet'e ağır baskı ve zulüm yapar. Baskıları daha fazla dayanamayan Ker Mehmet dağa çıkar yiğitliğiyle kısa sürede namı Aydın sınırlarını aşar. Artık Atçalı Ker Mehmet Efe'yi tanımayan yoktur. Şerif Hüseyin ve Arpaz Bey'e aynı zamanda Osmanlı'ya da kafa tutan bu Efe'yi durduramaz. Bunun sonucunda Hacı Hasan Bey'in padişahın gazabına uğrayıp Rodos'u sürgüne gönderilir. Torun Arpaz'da Osman Asel taşkın nedeniyle yıkılan ve halkın kullanamadığı Menderes Köprüsü'nü tamir ettirmediği için Çakırcalı Mehmet Efe'ye şikayet edilir ve Çakırcalı Arpaz köyüne basar. Ağanın evine ateşi verip ağayı kaçırır. Kılavuz olarak kullandığı bir çobanın takip edilmesi üzerine Karıncalı Dağları'nda zaptiye birliğince etrafı kuşatılır. Çıkan çatışmada Çakırcalı ölür. Çakırcalı'nın cesedi ile birlikte Osman Ağa'nın cesedi de bulunur. Türküde de söylendiği üzere bize de derler Çakıcı yakarız konakları derken yaktığı son konak Arpaz Bey'in konağıdır. O şikayetin sonucunda Çakırcalı geliyor buraya. Ay evinden oluyor. Karıncalı Dağları var biliyorsundur. Evet hocam. Gitmeden önce de konağı ateşe veriyor. Yakarız konakları diye türkü var biliyorsunuz türkü. O türküde bahsedilen son konak burası. Çakırcalı yaktığı son konak.